İlçe teşkilatı. İşte önümüzde bir yerel seçimler var. Seçimlerde aday olmuş, belediye başkanı adaymış. Cüneyt Yemenici adına. Ve diğer süreç içerisinde bizimle beraber birlikte olmuş. Teşkilat üyelerimle beraber, teşkilatım adına. Kendinize teşekkür ediyorum. Yorucu ve yoğun bir süreçten geçtik. Özellikle biz AK Parti olarak yoğun bir süreçten geçtik. Bunları hep birlikte beraber yaşadık. Hatta sizlerle yapmış olduğumuz en son toplantı mıydı? Tuncay Bey daha iyi hatırlar. Toplantı diğer arkadaşlar da vardı gerçekten. Biz artık bu süreçten sonra içimize dönüyoruz. Kendi içimizdeki çalışmalarını, yani teşkilat içi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Adayımızı belirleyeceğiz. Belediye meclisi adaylarımızı belirleyeceğiz. İl genel meclisi adaylarımızı belirleyeceğiz. Ve bu süreçler tamamladıktan sonra toplumun önünde, kamuoyuna, yani projelerimizle, adaylarımızla, hep düşüncelerimizle ve hedefimizle ilgili olarak toplumun önüne çıkacağız. Ondan sonra dışa açılacağız demiştik. Bugün artık bu startı verdik diyebilirim. Gerçi biz adayımızla beraber, aday olarak bize bildirildiği tarihten bu yana, yani 25 Ocak'tan bu yana siyasi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2 Mart Pazar günü de yine burada Skype Tower'da kamuoyuna adaylarımızı tanıtacak. Belediye meclisi ve ilgilenen meclisi adaylarımızı tanıtan bir program hazırladık. Bununla beraber de belediye başkan adayımızın Akçı Boca ile ilgili gelecekle ilgili düşündüğü, hedeflediği, hazırladığı projelerini sunacağız. Partimizin hedeflerini orada halkımızla paylaşacağız. Ve ondan sonra da süreci sürdüreceğiz. Adayımız, belediye başkan adayımız yürütecek, yürütüyor. O nedenle ben sözü kendisine veriyorum. Bu arada bizi bu kahvaltıda yalnız bırakmayan diğer arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Mehmet Topuz'a, Merve Hanım'a ve İbrahim Şaşmaz abimize de teşekkür ediyorum. Medya tanıtımdan arkadaşlarımız zaten tanıyorsunuz artık. Ulvi ve Bediye Hanım. Böyle beraber. Ben sözü Cüneyt Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de hepinize günaydın diyerek söze başlamak istiyorum. Afiyet olsun diyorum öncelikle. Bizi bugün yalnız bırakmayan diğer o süreçte yarışa renk katmış diğer aday kardeşlerime de teşekkür ediyorum bu akşam bugün beni kırmayıp geldikleri için. Tabi Eros Olak da gelecekti, bir cenaze varmış, Uğurlu'ya gidiyordu kendisi. Zaten süreç içerisinde her zaman görüşüyoruz, diğer bir bütün gibi çalışıyoruz aslında, onu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, 25 Ocak günü bu küfeyi bizim sırtımıza yüklendiğiyle ilgili bir telefon geldi bize. Biz de o andan itibaren gerek ilçe başkanımız, teşkilatımız, kadın kolları, gençlik kolları ve toplumun birçok kesimiyle buluşmaya başladık. O andan itibaren gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu aşamaya kadar çalışmalarımızı en ideal noktada getirdiğimizi düşünüyorum. Muhakkak ki süreç içerisinde bazı eksiklikler olabiliyor. Onları da bizi dışarıdan takip eden, bize dışarıdan gözle bakan kişiler her zaman bizi uyarıyorlar. Biz de onları düzeltiyoruz. İnsan tabii ki süreç içerisinde illaki bazı aksaklıklar yaşanabilir. Ama bu ana kadar kesinlikle süreci iyi getirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzde bir ay gibi bir süre kaldı. O sürede de 30 Mart'a inşallah önde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Buna yürekten inanıyorum çünkü. Halkımızın bize olan teveccühünü görüyorum. 90'a yakın ev ziyaretimiz oldu şu ana kadar. Ve kitlesel buluşmalarla beraber 2 gün önce de ev ev gezmeye başladım. Bütün sokaklarımızı tek tek, kapıları tek tek çalarak halkımızla buluşmaya başladık. Dua ve destek istiyoruz kapı kapı gezerek. Bunun da farklı bir çalışma yöntemi olarak bize artı sağlayacağını düşünüyorum ben. Ben tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tabii başkanım söyledi, 2 Mart günü, pazar günü Sky Tower Otel'de il genel meclis adaylarımız, belediye meclis adaylarımız ve
Akçakoca'ya dönük yapacaklarımızı anlatacağımız bir sunumumuz olacak. Halkımız davetlidir buna. Evet, 6.30'da tüm kesimleri davet ediyoruz şu anda. Sosyal medyadan olsun, birebir arayarak da. Herkesi davet ediyoruz. Tabii başladığım ilk günden itibaren kesinlikle siyaseti bel altına indirmeden, ayaklar altına almadan temiz bir dil kullanarak yapmaya çalışıyorum. Bu da hep geri dönüşler o şekilde. Olumlu tepkiler alıyoruz bununla ilgili. Ve bunu gerek 30 Mart'ta, gerekse 30 Mart'tan sonra da inşallah devam ettireceğim. Kavga dili kullanmadan aday adaylık konuşmamda hep şey demiştim, gönüllerde yer etmek istiyorum demiştim. Gönüllerde yer edecek söylemler ve icraatlarla inşallah başarılı oluruz. Yani Akçakoca'ya dolu dolu hizmet ederiz. Bu noktada da her zaman gerek bugün aramıza katılmış aday adayı kardeşlerimle ve geçmişte deneyimi olmuş belediyecilik anlamında kişilerle her zaman görüşerek en idealini yakalamak için. Çünkü insanın her şeyi bilme şansı yok. Ama iyi bir istişareyle en doğru sonuca varırsınız. Bunu da başaracağız inşallah diye düşünüyorum. Şimdi bizim partimizde bir gelenek bazen gerek oluyor. Bazen o kişi şehir değiştiriyor. Özel nedenler oluyor. Hemen biz yerine yenisini dolduruyoruz. Buradan şunu anlatmak istiyorum. Bizim süreçlerimizde bizim her kademede kim nereye aday olmuş veya içinde bulunmuşsa biz oradaymış gibi onu her zaman değerlendiriyoruz. Mesela belediye meclisimiz bizim işte 15 kişilik belediye meclis adayımız var. Seçimlerde bunun 15'ini kazanmamız mümkün değil tabii pratik olarak. Bunun içerisinde diyelim ki 8 kişi kazandı. Geriye kalan diğer yedek olan belediye meclis üyelerinde biz belediye meclisi üyesi olarak değerlendiririz partimizde. Onları her türlü yine belediye meclis toplantıları olsun, partideki toplantıları olsun davet ederiz. Hepsi belediye meclisi gibi çalışırlar. Bu tabii kendilerine bağlı. Yine adayı olan arkadaşlarımız için de aynı şey söz konusu. Başkan adayımız gayet güzel açıkladı. Bu partimizin de bir misyonudur. Seçildikten sonra bizim 8 tane aday adayımız vardı. Hepsi bizim için şu anda adaydır. Hepsi seçilse bir mesela seçimden sonra belki koltukta Cüneyt kardeşimiz olacak. O oturacak ama diğer arkadaşlarımız da onun kadar o koltukta ve o koltuğun misyonuyla ilgili sorumludurlar. Bunlarla paylaşacağız. Teşkilat olarak bu birlik ve beraberliğimizi. Çünkü amaç ve hedefimiz Başbakanımızın dediği gibi daima millet ve daima hizmet. Hedef Akçakoca yani. Hedef daha güzel bir Akçakoca. Evet, 26 Mart'ta Düzce'ye gelecek. Şu anda yok. Yani şu anda bize ulaşan bir bilgi olarak al yok. Ama biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başbakanı buraya getirtmeye çalışacağız. Yani o süreç içerisinde eğer mümkün olabilirse o görüşmeler devam ediyor. Ama kesinleşmiş herhangi bir taahhüt veya işte karar yok. Benim pazar günkü tanıtımınızda bir noktada bilgi edinip edinemeyeceğimi sormak istiyorum. Geçen akşam bir yemek toplantıda sorulduk soru. Şimdi solunuzda mühendis aday adayı arkadaşımız, sağınızda mimar, ortada sağlıkçı, çok güzel bir üçlü. Ayazlı ile ilgili bir soru soruldu. Orada kat irtibar verilecek mi? Biraz önce Nermin Hanım'ın sorusunu da destekliyorum. Bir yeşil olan bölgemiz. Burası kaldı değil mi? Şikayetler var. Burayla ilgili pazar günü mü açıklama yapacaksınız? Yok, herhangi bir açıklama yapmayacağız. O süreç içerisinde gelişecek bir şey hocam. Orayla yani ilgili düşüncenizi merak ediyorum. Şu anda bir düşüncük. Ben oranın öyle kalmasından yanayım. Ama orada ciddi bir mağduriyet olduğunu söylüyor insanlar. Yani bizler diyorlar işte bina yapamıyoruz kat şeyinden dolayı. Ben de sizin gibi düşünüyorum aynı o noktada şey, ama şehrin batısında da mahallede de söz konusu olan evet. İnsanlar zaten. Hepsi kat istiyorlar. 5 kat ben yaparım 7 kat. Bana yani niye ben? Burayla ilgili Akçı Hoca'nın da artık ciddi endişesi var. Oradakiler mağdur oluyor. Kabul ediyoruz. Ama göbekten şişmeye başladı. Kenarlardan evet. Da şişersek herhalde o vaziyette meselesi Akçı Hoca için gündeme gelecek yakın tarihte. Bir referandum yaparız. Halk ne istiyorsa onu gerçekleştiririz yani eğer şeyse referandum yaparız. Ben bir şey daha öğrendim. Meclis üyelerini açıklarken
meclisi toplantılarını halka açık mı yapacaksınız? Tabii ki. Tabii. Yani halka zaten açık. Tabii. Şu anda da açık. Yasal olarak zaten öyledir. İsteyen gelebilir. Ama bugüne kadar uygulama sanki gidip izleyebiliyorsunuz genel kurulu yani. Valla ben 5 yıldır gidiyorum. Bir tane gazeteci arkadaşım gelmedi. Tek özlem abi geldi. Her şeyi halka açık yapacağız. Yapacağımız icraatları da oradaki toplantılarımızda. Halktan gizli bir şey yapmak yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Geçen çarşamba günü biz başbakanımızın davetiyle Ankara'ya gittik. İlçe başkanım ve yönetim kurulundan bir ekibimizle beraber Ankara'ya gittik. Orada ilk defa bir siyasi parti yerel seçim beyannamesi açıkladı. Bugüne kadar hep milletvekilliği seçimlerinde yani genel seçimlerde seçim beyannamesi açıklamıştır bütün partiler. İşte şu kadar yol yapacağız, bu kadar hastane yapacağız, işte eğitimde şunu yapacağız vesaire vesaire. İlk defa bir siyasi parti yerel seçim beyannamesi açıkladı. Demek ki bundan sonra yerel seçimler çok daha önemli bir hale geliyor. Yerel yöneticilerin sorumlulukları bu noktada daha da artacak gibi gözüküyor. Orada 5 ana başlıkta başbakanımız toplamış. Katılımcı belediyecilik demiş. Çevre dostu belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve hizmet belediyeciliği. Tabii bunların altı hepsi ana başlıklardan daha sonra doldurulmuş vaziyette. Biz de bu 5 maddeyi kendimiz bir anayasa olarak kabul edeceğiz ki öyle zaten etmekle zorundayız. O doğrultuda bütün hizmetlerimizi o yönde yapacağız. Bu da çok önemlidir. Yani bir siyasi partinin yerel seçimlere ve yerel yöneticilere ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Birçok olayın yerelde çözülmesi gerekiyor. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Hep Ankara'ya postalıyoruz değil mi sorunları? Yerelde çözülebilmesi lazım bazı şeylerin. Ve daha hızlı çözülmüş olacak, daha etkin çözülmüş olacak. Bunu da detaylandırırız isterseniz sohbetimizin içerisinde. Evet, evet, detaylandırırız. Çünkü bu Avrupa Birliği'nin genelde özellikle şartının bir gereği olarak bazı maddeler imzalanmamıştı, yarım kalmıştı. Sanırım onun açılımını geliştirmek ve gibi. Artık tamamen kabul etmek gibi bir anlayışla yapılmış. Ya, yerel yönetimlerin... Evet. Yerel yönetimlerin güçlenmesinden bazı kesimler korkuyor. Niye korktuğunu da anlamıyorum. Yani şimdi kendisinde olduğu zaman belediye güçlensin, başkasının eline geçince güçlenmesin. Ya halk ne tercih ediyorsa bizim başımızın üstüne. Yani halk kimi istiyorsa onu seçecek. Burada da öyle olacak. Türkiye'nin her yerinde de öyle olacak. Yani sonuçta yerel yönetici kanunlarla, yasalarla gene görevi belli bir sınırlar içerisinde. Yani kafasına göre bir şey yapma şansı yok. Ya da kanun kural tanımadan iş yapacak hali yok. Her şey yasalarla sınırlı. Önümüzdeki yerel seçimler çok önemli. Onu görüyorum. Ben hemen böyle direkt merak ettim. Aslında kendim de kişisel olarak ilgilendiğim konu üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Bu Fikret Başkanı'nın Sipte Slow çalışmaları başlamadan önce yönetim için geldim. Yönetim olduğu için geldim. Ama normalde İstanbul'un dışında bir yere yerleşmek istesen bu gerçekten dünya kentleri arasında yer almış 166 tane 25 ülkede 166 kentten birisinde yaşamayı tercih ederdi. Bu açıdan Akşakule Belediyesi'nde çok güzel bir proje ekibi var. Gerçekten başarılı gibi projeleri de aldılar. Bunu da görmek lazım. Siz bu ekibin Sitka Slow'la ilgili yaptığı çalışmaları devam ettiğini düşünüyorsunuz. Hibe projeler noktasında biz de başvurular yapacağız. Biz de Avrupa Birliği'nin o imkanlarından dolu dolu faydalanacağız tabii ki ama bizim iktidarımızın gücü de var. Yani biz kendi hükümetimizin gücünü de burada etkin bir şekilde kullanacağız. Ben Sitka Slow derken tabii ki orada espriyle karışık söylemiştim onu. Şu anda Akçakoca'da onun için biraz da erken olduğunu düşünüyorum ben. Yani şimdi tabii sakin şehir diye tanımlanıyor hep Sitka Slow. O yönde Akçakoca'nın gelişmesi yönünde 2023'e giderken çevresindeki civar ilçelerden geri kalmaması yönünde atılacak bütün olumlu adımların biz de yanında oluruz. Onun karşısında durmayız yani. Sonuçta yani her şey bu memlekete yapılıyor. Yoksa sakin şehri hani ıssız terk edilmiş bir şehir olarak algılamıyorsunuz. Yok hayır yok. Onu merak etmiştim. Evet.
Ama bizim Karadeniz'imiz var. Karadeniz coşkulu, sakin değil. Yani bizim insan yapımız da pek sakin değil. Zaten buraya pek uymuyor onun için. Şimdi ben bu espri değil. Bizim buraya uymuyor diye. Ama tabii o anlamda espri yaptığınızı farkındayım. Ama esprileri çıkarabilirim. Yani. Ama bir tek onu çıkarmayın. Siz cımbızla çekiyorsunuz. Ama her bizim yaptığı gibi haber olup sorulmak için kim de olacak? Aynı şeyi haber okurlar. Şimdi başka ne vardı? Projelerle ilgili bayağı gerçekten bir proje ekibi var. Şimdi belediye başkanı olduk, belediyeye geldiniz. Siz sil baştan ekiple yine sil baştan işte yeni kendi adamlarımla çalışıyor mu diyeceksiniz? Kimsenin ekmeğiyle oynama gibi bir derdimiz yok. Bu her noktada işçisinden tutun memuruna kadar kimsenin ekmeğiyle oynama şeyimiz yok. Muhakkak kendimiz de bir ekip oluşturacağız. Çalışan herkesle biz çalışırız, sıkıntı yok. Siyasi düşüncesine bakmadan, ne olduğuna bakmadan, çalışan adam, iş yapan adam bizim yanımızda yer alır yine. Yani bunda hiçbir problem yok. Kaygımız da yok. Proje egomuz da yok. Yani küçücük bir çocuk çok mükemmel bir proje getirmiş önümüze. Ya bunu çocuk getirmiş kardeşim, bunu yapmayız diyecek halimiz yok. Faydalı görürsek yaparız. Biz sağlıkçıların böyle bir özelliği vardır. Yani dinlemeyi çok iyi biliriz. Bir de sorun çözmeye dönük bir iş yapıyorum. Ve inşallah belediyeciliğimizde de sorun çıkaran değil, sorun çözen bir belediyecilik anlayışıyla bunu yapacağız. Öyle bir belediye başkanı olacağız. Proje egomuz yok. Diğer adayların güzel bir projesi olur. Uygularsın. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani niye egomuz olsun bu noktada? Sonuçta Akçakoca'ya yapılıyorsa bu. Herkesin de onayladığı bir şeyse ben hayır karşıyım kardeşim. Kaprisli bir adam değilimdir kesinlikle. Yani egoları olan bir kişilik de değilimdir. O noktada çok rahatız yani. Hiçbir problem olmaz. Ben İbrahim Bey'e bir soru sormak istiyorum. Tabii şu an adım. Mevcut başkanımız seçim çalışmalarına başlarken belki önceki gündemdeki mülibatı öne ön plana çıkararak başladı. İşte ben belediyeyi borçlu devraldım. Fakat o dönemdeki tartışmalarda borç yoktu. Fakat yine borçlu devraldım diye bir iddiası var. Bu konudaki sizin düşüncelerinizde Şimdi biz de olabildiğince temiz bir dil kullanmaya çalışıyoruz. O nedenle de kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Şimdi bizim belediyeyi devrettiğimizdeki rakamlar ve kayıtlar belli. Ki bunları mevcut başkan geldiği zaman kendisi açıklamıştı. Borçludan kasıt bizden daha önceki çok daha eskilere dayanan belediye borçlarını kastediyor diye düşünüyorum. Bu tüm Türkiye'nin belediyelerinde vardır. Ve bu borçta da süreklilik vardır. Şimdi bizim dönemimizde devrettiğimizde kasamızda nakit para vardı. Bunları mevcut belediye başkanı açıklamıştı zaten. Artı piyasaya hiç borcumuz yoktu. Ve İller Bankası'na olan borçlar da bizden önceki belediyelerin yapmış olduğu borçlardı. AK Parti döneminde belediyede bir borçlandırma söz konusu olmamıştı. Yapılan yatırımların büyük çoğunluğu da hükümet bütçesinden tamamlanmıştı. Şimdi tabii bugün İlbank AŞ'den belediyenin almış olduğu borçlar ortadadır. Bunları herkes biliyor. Yani belediye başkanı kendisi de bir takım açıklamalar yapıyor ama o açıklamaların ne kadar doğru olup olmadığıyla ilgili ben tereddütlüyüm. Çünkü hem şu kadar değerli rakam, ben rakamları çok söylemek istemiyorum. Çok net bilmediğim için söylemek istemiyorum. Çünkü hepsi farklı farklı projeler. Şu kadar işte değeri olan proje yaptım diyorsunuz. Bu yaptığım dediğiniz projelerin hepsinin başında hepimiz gördük ki İlbank AŞ tarafından yapılmaktadır yazıyordu. Dolayısıyla o kadar borç almış olmanız gerekiyor. Ama ifade ettiği rakamlar hiç onunla uyuşmuyor. Tabii biz belediyeye geldiğimiz zaman bunlar mutlaka bu rakamlar ortaya çıkacaktır. Veya işte bu rakamları kendisi de daha doğrularını açıklamak zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. Bunların hepsini bir kenara koyuyorum. Şu anda belediyenin piyasaya olan borçları çok ciddi miktarda. Bunu bize seçim çalışmaları sırasında canlı borç alacaklı olan vatandaşlar anlatıyorlar. Şu anda İller Bankası'ndan gelen payın, belediye payına
şu anda icra ve şeyler konmuş durumda. Mahkeme kararlarıyla. Takipler falan koymuş durumda. Yani buraya kadar ki bu gırtlağa kadar anlamı taşır. Gırtlağa kadar borç anlamı taşır. Şey, yani siz... Borcun yok, hiç icra şeyi geçirmedin demişti basın toplantısında. Ama yani vatandaş öyle demiyor. Peki icra olursa icra şeyi takip bir şeyini size göstermiş olması gerekir. Şimdi şu an A takip oluşturuyor. Şimdi tabii bir nevi... Görmeniz gerekir belki. Doğru. İcralık değilim diyorsa... Siz bunu değildir, icrağınızınız tabii. Değil belgeyle. Doğru söylüyorsunuz. Ben de o nedenle yani kelimeleri seçerek konuşmaya çalışıyorum. Ama şu var. Şimdi bugün yapılanlar ortadadır. Yapılanlarla beraber konuşulanlar, söylenenler. Çünkü biz o kasanın başında değiliz. Yani sorumlu pozisyonda değiliz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Nermin. Siz, ben bu ülke, bu ilçede 20 trilyon liralık yatırım yaptım derseniz, 7 trilyon lira borç aldım derseniz beni inandıramazsınız. Yani bunun belgesini ben nasıl alacağım? Kendisi şöyle söylüyor, eğer bilgi edinme yasasına gidip işte siz ne kadar borcunuz vardı, şununla ilgili bilgi istiyorum, bütçenizle ilgili bilgi istiyorum dediğiniz zaman, isteyen herkese bunu verilebileceğini. Şunu yani, söyleyeyim ben. Biz borç. Siz böyle bir talepte bulundunuz biz, mu? Borçtan, ben öyle bir talepte bulunmadım. Biz borç ne kadar hiç önemli de değil. Biz borçtan da korkmuyoruz. Biz 2002'de ülkeyi devraldığımızda da ülke çok büyük bir borç içerisindeydi. Ya biz korkmuyoruz. Bizim hükümetimizin gücü. Bu noktada bazı bakanlarımızla görüşmelerimiz de oldu. Mutlak destek alacağımız noktasında hiçbir şüphemiz de yok. Görüşmelerimizin neticesinde. Ya biz borçtan korkmuyoruz kesinlikle. Ama bundan sonraki süreçte kesinlikle iktidarın gücünün burada dolu dolu kullanılması lazım. Niye iki ileri bir geri yapalım? Dolu dolu bunu kullanmamız şimdi gerekiyor. Mutlaka bu borçla ilgili bakın çok tezat şeyler var. Yani şimdi çok detaylara girmek istemiyorum. Yani orada girmek istemedim detaylar. Detaya girdikçe şey oluyor. Dediğiniz gibi bilgi kirli. Bilgi kirli, hem bilgi kirliliği oluyor hem de net şeyler olmuyor ama benim aklıma gelmedi işin açıkçası. Bana onu alacağım var, ben buna icra koydurdum diyen vatandaştan belgeni göster demek aklıma gelmedi. Ha bundan sonra demek ki bunu da gerek duyuluyormuş. Siz basın mensupları bunu böyle dedikten sonra biz ona da dikkat edelim. Bundan sonra alacağım var diyen vatandaşa belgeni göster kardeşim. Ben icra verdim diyen vatandaşa icra belgeni göster kardeşim diyebiliriz, alırız. Ama bunlar hoş şeyler değil ama. Alsak da hoş şeyler değil. Bunları insanlarla paylaşsak da hoş şeyler değil. Bunlar belalı şeyler değil. Hayır. Somut şeyler. Yani muhakkak tabii. Ama bakın ben size sadece bir şey anlatayım. Ondan sonra sözlerimi noktalayayım. Sayın Başbakanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. O seçimlerde, seçim propagandasında sadece Star TV'de vardı yayın olarak. Ve ben başbakanı sürekli siyasi hayatının tüm boyutunu hep izlemiş bir kişi ve onun yanında olmuş ve onunla beraber olmuş bir kişi olarak o şeydeki oturumunu dinledim. Yani bütün aday adaylarını toplamıştı Star TV ve o herkes projelerini anlatmıştı. Orada moderatör dedi ki size son soru. Belediye başkanı olursanız, koltuğa oturduğunuzda ne yapacaksınız? Bizim başbakanımıza o zaman ki 5. partiydi, Refah Partisi, İstanbul'da öyle gözüküyordu. O dönemde dedi ki, ben Allah nasip eder de koltuğa oturursam kasanın anahtarını elime alacağım dedi. Şimdi ve böyle başladı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı. Allah ona nasip etti. İstanbul'un kasasının anahtarını aldı, İstanbul'u kurtardı. Sonra Allah nasip etti, Türkiye'nin anahtarını verdi, kasasının anahtarını verdi bu millet, Türkiye'yi kurtardı. Bugün de Akçakoca Belediyesi borçlu olabilir, sıkıntılar içerisinde olabilir, sorunları olabilir veya olmayabilir, bilmiyoruz. O kasaya, olması şeye, koltuğa Allah nasip ederse bizim partimizin adayı oturmayı inşallah o da ilk geldiğinde kasanın anahtarını alarak. Çünkü ben her şey parayla başlıyor. Kasa çok parayla kasa anahtarını kullanmayı iyi bilir. Ben bu konuda bu kadar söylemek istiyorum. Şimdi Mücabe. Ben başka bir şey daha soracağım. Şimdi
Ben yalnız müsaade isteyeyim. Vaktim doldu benim. Peki. Siz kadınlarımızı bu noktada Çuvalı Çarşımızda bir Özkök binası var. Özköklerin binası var. Orası şu anda kapalı. Biz inşallah orayı okul gibi kullanmayı düşünüyoruz. Yani el sanatları noktasında olabilir, ahçılık olabilir vesaire vesaire. Bu tarz meslek edindirme kurslarını kesinlikle destekleyeceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Okullarımızınca elimizden geldiğince destek vereceğiz. Yani bizim dönemimizde şunu hep söylüyorum. Okullar otobüs bulma, otobüs biliyorsun spor faaliyetlerine giderken şuradan mı bulalım mı? Kesinlikle belediye araçları bu noktada ücretsiz emirlerinde olacak. Çünkü gençlerimizi bu noktada destekleyeceğiz. Spor anlamında olabilir, eğitim anlamında olabilir. Ben bu arada spor deyince son olarak bundan sonra sormak istiyorum. Atıl spor ile ilgili bir düşünceniz var mı? Bu durumdaki atıl sporudaki düşünceniz nedir? Aksigüce Spor şu anda çok iyi gitmiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Tabii belediyeler eskiden destekleyebiliyorlardı spor kulüplerini. Şu anda direkt destek veremiyorlar ama Akçakoca Spor'u yaşatmak lazım. Akçakoca Spor. Evet. Akçakoca Spor'u yaşatmak. Evet. Akçakoca Spor'u yaşatmak lazım. Bu anlamda güçlü tutmak lazım. Ve benim idealim orada hep Akçakocalı gençlerin oynayabileceği. Ya neden Karasu'dan çıkıyor da büyük futbolcu Akçakoca'dan niye çıkmasın ya? Yani oranın toprağında mı bir özellik var yani? Yok. Şurada yan yanayız yani. Niye büyük futbolcu buradan çıkmıyor? Bu noktada hayalimizde şu da var. Bir spor kompleksi projemiz var. İnşallah milli takımların burada kamp yaptığı. Belki futbol takımı anlamında olmayabilir ama diğer branşlar noktasında, amatör branşlar noktasında Akçakoca'yı milli takımların çekim merkezi haline getirip işte orada rol modeller oluşacak. Buraya büyük güreşçiler gelecek, yüzücüler gelecek vesaire vesaire. Tekvandocu gelecek. Gençlerimiz bunları kendilerine rol model alacaklar. İşte o zaman belki de yönlenme noktası çok daha farklı olacak. Spora yönlenme noktası. Onu bir hayat tarzı olarak benimseyecek belki. Ben de bir gün Türkiye şampiyonu olabilirim, dünya şampiyonu olabilirim. Ve bu noktada da biz her zaman destekleyeceğiz. Buna emin olabilirsiniz yani. Hep beraber duydunuz. Halk ne istiyor? 60 tane, 90 tane ev geziyorsunuz. Sokaklarda geziyorsunuz. Halk ne istiyor? Halk öncelikle ulaşılabilir bir başkan istiyor. Arka kapıdan kaçmayan, konuşurken havaya bakmayan, kulağını hiçbir şeye tıkamamış. Bunu kimseye eleştirme anlamında söylemiyorum. Vatandaşlarımızın söylediğini söylüyorum. Kesinlikle ulaşılabilir bir başkan. Aynen öyle. Su istiyor, yol istiyor, bir de iş istiyor. İş imkanlarının yaratıldığı bir Akçakoca istiyor. Yani şimdi gene söyledik sözlerimizin başında ben de kullanıyorum, Nermin Hanım da kullandı. Umut tacirliği, iş tacirliği çok yapılıyor bu seçim dönemlerinde. İnsanlar umudu dağıtıyorlar, ondan sonra beddua alıyorlar. Ben birçok gittiğim evde de izin de vermiyorum gerçi ona kesinlikle ama yapmayın diyorum kesinlikle. Kimsenin umuduyla oynama hakkımız yok abi. Bizim de iş imkanları yaratacağımız noktalar var. İşte metal yapıyoruz, orada 50'nin üzerinde insana istihdam sağlayacağız vesaire vesaire. Şimdi her ne kadar Ticaret Odası'ndan gelme olmasına rağmen inanmasa da organize sanayi bölgesine, ihtisas organize sanayi bölgesine birkaç defa söylemişsin bu hayal diye. Değil hayal. Bunu gerçekleştireceğiz. Ha ama erken ama geç bunu gerçekleştireceğiz. Ben buna inanıyorum. Vatandaşımızın isteği bu. Bir de şunu istiyor ve biz de bunu yapacağız. Katılımcı belediyecilik dedik. Sözlerimin başında. Katılımcı belediyecilik. Her ay bir mahallemize gideceğiz. Mahalle meclisleri oluşturacağız kesinlikle. Başkan hesap vermeye giriyor kardeşim. Yeni mahalleye duyuracağız. Muhtara da duyuracağız. Gideceğiz. Orada toplanacağız hep beraber. Hem sorunu yerinde tespit etmiş olacağız. Hem sorunu yerinde tespit etmiş olacağız. Hem de vatandaş başkanını yani her seçim döneminde seçmenin peşinde fıldır fıldır dolaşıyoruz da seçim bittikten sonra ne oluyor? Yani seçim bittikten sonra ne oluyor? O gönül ilişkisini koparmazsan seni de o koltuktan Allah'tan başka kimse indiremez diye düşünüyorum. Vatandaşımızın isteği bu. Teşekkür ederim.